Şimdi tabii süremiz daraldı. Son olarak ben şimdi siz Sovyetler Birliği'ni, eski SSCB'yi, şimdiki Rusya'yı ve o dağılan ülkeleri iyi bildiğiniz için Kazakistan olaylarına da bir kısaca bir değinirseniz ondan sonra da kapanışı verelim inşallah. Evet, hakikaten şimdi 3 gündür izliyorum. Dün Akit şeye, dün burada canlı yayınımız vardı. Akit'ten. Gece yazdım Sayın Nuri Karahasanoğlu'na ve genel müdür de bizim İnebolu'dur. Serdar Bey, Akit'in genel müdürü, damat. Dedim ki ya bari şu haberlerde Türkiye devletlerin adını bırak ne olduğunu, adını bari dedim düzgün telaffuz eden gazetesi, yazar, moderatör, profesör, uzman, strateji çıkarın da o bölgedeki insanları Türkiye'ye güldürmeyin dedim ya. Adam Azerbaycan diyor. Ya bu Azerbaycan adı yani Türkiye'nin adını Tılkiye demek gibi. Adam hiç görmemiş ki Kazakistan'ı. Fergana olaylarından haberi yok ya. Fergana'nın yerini bilmiyor. Fergana olaylarından sonra çıktı diyor. Yani dün izliyorum, kahroldum, çektim, attım. Yani bu bölgelerde biz biliyorsun sen de 15 sene 3 çocuğumuzla eşimle bu bölgede diplomat olarak görev yaptık. Buharası'ndan, Çimkent'inden tut da Taşkent'inden, Hiv Cumhuriyeti'nden girdik. En batısında Bakü'den, Gence'den, Dağıstan'dan, Gürcistan'dan. Bütün bu bölgede 15 yılımızı verdik. Çok şükür ektiğimiz tohumlar yeşerdi. Bugün Azerbaycan, Karabağ meselesi halloldu. Ha bu 3 günde olmadı, 44 günde. 30 sene önce ektiğimiz tohumlar. Rahmetli Elçi Bey, Kaşif Kazanoğlu, Özel Kuvvetler Komutanımız, pek çoğu rahmetli oldu. Birini öldürdüler. Hepsinin background'u var ve bizi Azerbaycan'ın Karabağ törenlerine davet etmediler ya. Ya kim vardı buralarda 15 sene? Kim vardı? Ve Kazakistan da bugün böyle. Hakikaten bugün Türkiye ülkelerde bu korrupsiyon, gelirin adaletsiz dağıtılması ve buradan bir gerçek söylüyorum bakın. Bunu yine akşam canlı yayında söyleyeceğim. Şu an Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği SSR'nin şeyinde işte Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev verdi, Komünist Genel Sekreteri. Özbekistan'ın ki İslam Kerimoğlu, Sultan Nazarbayev'di Kazakistan'ın. Bunun gibi. Bağımsız olunca ne değişti? Bunlar oraların devlet başkanı oldu. Sadece Azerbaycan'da olmamıştı. Elçi Bey, yine bu içteki ve dıştaki hainler, kuruluşlar, tabii ki bunda yine Batı'nın rolü var. Soros, vakıflar, dernekler, batılılaşma, demokratikleşme adı altında. Bunların da gayretleriyle Elçi Bey'le biz başladık görevimize. Fakat ihtilalle indirildi. Kavga olmasın diye Haydar Bey yerini devretti. Ve bugün bunun en stabil ülkesi Azerbaycan olmakla gelir düzeyinde şunu söylüyorum. Kazakistan'daki olayları da hepsini de düşünün burada. %1 elit bir kimse vardır. Yani 5.000 kişi. Yani bir devlet başkanı ailesi vardır. Nerelidir? Taşkentlidir. İşte Karabağlıdır veya Trabzonludur atıyorum gibi. Bunlar geldi mi oralarda bu klan tayfacılık çok hakimdir. Monarşi Demokratikleşme düzeni. olmaz. Efendim? Monarşi düzeni diyorsunuz. Monarşi düzeni çok hakimdir. Hemen etrafındaki adamlarını koyar. Hiç liyakat, ehliyet, çubuğu hiç önemi yoktur bunların. Sadece işi becermesi. Onun da nasıl olduğunu bilmez. Bunları anlatsak zaten herkes biliyor da kimse konuşamıyor. İşte o %1 atadığı vali, savcı, bakan, milletvekili, belediye başkanlığı, icra hakimi gibi kurumların başındaki adamlar ve onun etrafındaki onar kişi işte o ülkedeki nüfusun %5'i etmez en fazla. Bu %5 devlete sırtını dayayıp devletin gelirlerini sömürdükleri için legal ve illegal yolla sömürdükleri için %95 açlık sınırında yaşamaktadır. Bu hakikat Azerbaycan içinde, Kazakistan içinde, Kırgızistan içinde, Türkmenistan içinde, Romanya içinde, Bulgaristan içinde, Yugoslavya'daki Sırbistan içinde geçerlidir. Yani şimdi bizde de ne yapılıyor biliyorsunuz? Şu anda da aynı şey. Mesela
şu an Ukrayna'da milletvekilleri alıp çöp tenekesine atıldı. Biliyorsunuzdur dün haberlerde verilmedi Türkiye'de bunlar. Oradaki uç beyimiz bize bilgi yolladı. Milletvekilleri meclisten çıkınca halk bunları aldı. Askerlerin ve polislerin şeyle çöp tenekesine üstüne çöp atıp kapattılar. Şu anda buralarda monarşi rejimi her ne kadar demokratik gibi olsa devam ediyor. Halk %95 açlık sınırında. Bizim sayın heyetler, cumhurbaşkanı, bakan ve uluslararası kuruluşlar ana caddelerden geçirilir, dolaştırılır. Fakat arka sokaklarda lağımlar sokakları açar. İnsanların iki elbisesi vardır. Bir kışlık, bir yazlık. Rusya döneminden kalma. Bu durumda petrol üreten, doğalgaz üreten, dünya uranyumunun belli oranının fazlasını karşılayan Kazakistan bugün %50 zam yapılırsa petrole sonucun böyle olması kaçınılmaz. Ben burada bir stratejist olarak bir şey çiziyorum. Bakın bunları hükümetlere maksatlı, planlı, dış güçlerin o ülkedeki elleri olan Soros gibi, mesela Uyan Kazakistan Derneği vardır orada. Uyan Kazakistan diye Soros tarafından desteklenen, her yıl bizde de var ya basına 1 milyon, 2 milyon dolar para aktarılan yerler vardır. Bunlar zaman zaman halkı bizim Taksim olayları gibi, biz de yaşadık aynısını. Ağacı, toprağı, çiçeği seven insanlar yanında kripto insanlarla galeyana getirilerek bu işler spekülatif ve provokatif olarak oluşturulmuştur Kazakistan'da. Halkın niyeti iyiydi ama önüne bir takım derin güçlerce silah verip sebep olması belki de, bakın, orada yeniden bir uyanışa sebep olacak. Çünkü bugün Kazakistan nüfusunun %40'ı Kazak'tır yaklaşık. Geri kalan nüfusta Özbekler, Kırgızlar, Tacikler, Çinliler, Uygurlular ve Ruslar vardır. Bugün bu olay çıkan illerin en büyük toplam oranında oran %50'ye yakın Rus vatandaşıdır. Kazak vatandaşı olup çifte vatandaşlık vardır orada. Dolayısıyla burada Rusya'nın da barış gücünün oraya gitmesi normaldir. Çünkü adam ittifak yapmış Belarusya, Rusya ve 4 ülkeyle, demiş ki zor günlerimizde biz nasıl Azerbaycan'la ve Katar'la ikili güvenlik işbirliği yaptık. Orayla da bunlar yapmış. Aklımız olaydı da biz de yapsaydık. Evet, dolayısıyla bunu... böyle olsaydı bu ülkenin korumasına da geç kalınmış değildir. Türk Devletleri Teşkilatı bütün gücüyle bu konuya müdahil olmak için kanuni yollarla müdahale etmesi zorunludur, elzemdir, katidir. Yoksa tehlikeler diğer yerlere sıçratılabilir, sıçramaz. Türkiye'de de aynı tehlike şu an vardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın %50'ye varan zamları yanında aynı saatlerde birilerinin alttan benzine, bilmem neye, şuna buna zam yapılması tesadüfi değildir Seyfi kardeşim. Bu Cumhur İttifakı hükümetine kurulan bir kumpastır. Onu da bir dahaki programa ayrıntılı inşallah tartışalım, konuşalım. Ağzınıza sağlık. Ya, sohbetinize doyum olmuyor. İnşallah bir dahaki yayında tekrar buluşacağız. Teşekkür ediyorum. Ben bir cümle söyleyeyim. İnşallah Kastamonu memleketimiz, ilgileneceğiz. Hem Yeni Akit'teki köşemizde hem ihbar hattımız var. 0530-200-096. Kastamonu'da olan bütün olumlu olumsuz şeyleri bize bildirirlerse biz de bunları programlarımızda irdeleriz. Kastamonu gündemini daha iyi günlere, iyi noktalara taşımaya gayret ederiz diyor.